Petrol, gaz ve elmasıyla Angola sıra dışı bir ekonomik potansiyele sahip. Öte yandan Angola biyolojik çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Kwanza Nehri, Kalandula Şelaleleri. Angola, Afrika'daki en büyük hidroelektrik potansiyeli sahip ülkelerden biri. Ancak bugün su kaynaklarının sadece %4'ü kullanılıyor. Yerel makamlar bu konuya bir çözüm bulmayı aklına koydu. Lauka'da kurulan baraj bu büyük şantiyenin en önemli etaplarından biri. İki hafta önce açılışı yapılan Lauka Barajı 4 milyar dolarlık bir yatırıma mal oldu. Ve 2018 Mayıs ayında 2070 megawatt elektrik enerjisi üretmeye başlayacak. 8 milyon nüfuslu bir kentin elektrik ihtiyacını karşılaması planlanan proje, ülkenin enerji kapasitesini de ikiye katlayacak. Bugün Angolalıların %65'i elektriksiz yaşıyor. Barajın 6 tribününün hatasız çalışmaya başlaması için son kontrolleri yapan 9 bin işçi canını dişine takmış durumda. Lauka Barajı'na 40 kilometre mesafede bulunan Dombo kenti için bugün sıra dışı bir gün. Barajdan üretilen elektriğin kullanılmaya başladığı Dombo'da kent sakinleri ilk kez tüm şehrin aydınlatıldığına tanık oluyor. Projenin bir sonraki etabı Kakula Kabasa Barajı. 4 yıl içinde tamamlanması gereken projenin 2100 megawatt enerji üretmesi hedefleniyor. Kwanza Nehri böylece 7 barajla 7450 megawatt enerji üretmiş olacak. En büyük zorluksa bu enerjinin dağıtımı. Lauka Barajı'nın bulunduğu Malanje bölgesinden ülkenin batısında bulunan Angola'nın en büyük ekonomik merkezi Luanda'ya bu enerjinin ulaşım maliyeti oldukça yüksek. Angola'nın başkenti Luanda'da 6 milyon kişi yaşıyor. Ancak bu ekonomik merkezde elektrik nadir rastlanan bir hizmet. Tüm ülkeye elektrik sağlama projesinin sayısız zorluğu var ve dizelle çalışan jeneratörleri kullanmayı bırakmak bir gereklilik. 1 litre of diesel will allow you to produce something like 3 1 litre dizel 3 kilowatt enerji üretiyor. Ancak yağ değiştirme gibi bakım ve malzeme masrafları göz önüne aldığımızda maliyeti oldukça yükseliyor. Çok büyük bir bağlantı projesi yürütüyoruz. Elektrik iletiminde büyük bir etap. Ülkeye elektrik getirmek önceliğimiz. Çünkü bu olmadan sürdürülebilir kalkınma projemizi hayata geçirmemiz imkansız. Luanda'da dizelle çalışan jeneratörlerin kullanımı çok yaygın. Dizele olan bu bağımlılık Fernando Miguel'i 9 yılda eskittiği 10 jeneratörün ardından Kikutsa mahallesini terk etmeye mecbur kılmış. Bu gündelik bir savaş çünkü elektrik yok. Bazı mahallelerde durum daha da kötü. Bazı insanların 15-20 yıldır elektrikleri yok. Lauka Barajı projesinde en sonunda mahallemizde de devamlı olarak elektrik olacağını umuyoruz. Anlamışsınızdır, Angola'nın elektrik üretim kapasitesi ulusal talebe cevap vermiyor. Tahminlere göre 2013'te 375 kilowatt olan kişi başı elektrik tüketiminin 2025 yılında 1230 kilowattı bulacağı düşünülüyor. Ama kişisel tüketimin ötesinde Angolalı şirketlerin düzgün çalışabilmesi için kesintisiz bir elektrik hizmeti şart. Nova Shimangola şirketi güzel bir örnek. Çimento fabrikası, çimento yapımında kullanılan cüruf maddesinin üretimi için 300 milyon dolar yatırım yaptı. Bugün fabrika elektrik oldukça 24 saat kesintisiz çalışıyor. Bir elektrik kesintisi sırasında bu şirket dakikada 500 dolar kaybediyor. Bir kesinti olduğunda jeneratörlerimizi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde faaliyete sokmamız lazım. Malzemenizin kullanmaya devam edilebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama bazen çok zorlanıyoruz. Bugün yeni projeler sayesinde elektrik kesintisinin çok azaldığını söyleyebiliriz. Hükümetin yürürlüğe koyduğu elektrik projesi henüz yeni başladı. Ancak bu projenin ülkenin ekonomisini canlandıracağı kesin.